Kalp yetmezliği tedavi protokolüne başlamadan evvel birkaç noktayı belirtmek istiyorum. Kalp yetmezliğinde digoksinini anlattık, farmakolojik tedavinin mekanizmasını, ana temel prensiplerini anlattık. Fakat ACE inhibitörleri, ARB'ler, hatta buna beta blokörleri de ekleyebiliriz. Bir de diüretikler. Bunlarla ilgili diğer derslerde bilgiler var. Yani antihipertansifler olarak var, antianjinal ilaçlar olarak var. Onun için biz burada direkt eksik olan digoksini işledik ve bu eksikliği tamamladıktan sonra şimdi tedavi protokolüne geçebiliriz. Böylelikle kalp yetmezliği dizisini de bitirmiş olacağız. Bu dersin sonunda da yeni çıkan ilaçlarla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Kalp yetmezliği tedavisinde birinci basamak diye adlandırılan basamakta karşımıza çıkan ilaçlar tanıdık ilaçlar ve bunlar standart olarak uygulanan ilaçlar. Dolayısıyla bu yazacağımız ilaçlar aslında temel olarak aynı kalacak ikinci, üçüncü ve ileri evre kalp yetmezliklerinde, fakat buna ek olarak bazı yeni ilaçlar eklenecek. ACE inhibitörleri artı beta blokör, aldosteron reseptör antagonisti veya mineralokortikoid reseptör antagonisti MRA diye ortaya çıkıyor. Bir de diüretik. Bu bizim 4 tane kutumuz. 4 kutu kalp yetmezliğinin tedavisinde standart olan 4 kutumuz. Bu 4 kutuyu hastaya uygulama prensibi geçerli. Bunların içerisinde tabii iki önemli şey gelecek. Onlardan bir tanesi ACE inhibitörüne eğer bir intolerans söz konusu, o zaman anjiyotensin reseptör blokörü kullanılacak. Aynı şekilde spironolaktona karşı olan intoleransta da aynı şekilde anjiyotensin reseptör blokörleri uygulanabilir. Bu standart dörtlü tedavidir. Şimdi geldik ikinci basamağa. İkinci basamaktan kastımız ne? İkinci basamaktaki kastımız şu. EF'miz bir kere düşük olması lazım. 35'in altında olması lazım. Ve kalp hızı da 70'in üzerinde olması gerekiyor. Veya eşit veya diyebiliyoruz. Standart kutumuzda ne var? ACE inhibitörü var. Veya ARB var. Artı beta blokör vardı. Bunu buraya yazıyorum. Bir de aldosteron reseptör antagonisti vardı ve bir de diüretik vardı. İşte beta blokörü herhangi bir şekilde intolerans olduğu zaman bu aşamada yeni bir ilaç gündeme geliyor. Bunun ismi de ivabradin. Peki ivabradin nedir? İvabredin'in piyasadaki ismi Korolan. Korolan kendisi film tablet ve 5 miligramlık tabletler halinde piyasaya sunulmuş durumdadır. Kalp içerisinde bulunan özelleşmiş miyositler, yani pacemaker hücrelerinde, yani sinüatriyel nodda, AV nodda ve diğer Purkinje hücrelerinde, hepsinde esas olmak üzere bir funny, komik bir kan akımı diye anlandırılan bir akım vardır. Funny current diye geçer. Bu funny current'ün amacı şudur. Bu daha ziyade sodyum ve potasyum permeabilitesinde değişikliklere neden olan bir akımdır. Ve hiperpolarizasyona sebep olur ve son derece yavaş bir kinetik yapısı vardır. Bunun içerisinde özellikle bu akımın geçtiği HCN denilen bir kanal sistemi vardır. Bu HCN kanal sisteminde ise hiperpolarization activated cyclic nucleotide kanallarını kullanır. İşte ivabradin de özelliği şudur. İvabradin bu kanalları bloke ederek etkisini ortaya çıkartır. Sonuç olarak kalp hızını düşürür. Ve kullanıma girmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi şudur. Eğer beta blokere
bağlı örneğin hipotansiyon olduysa ve hızı kontrol edilemediği takdirde o zaman bu eklenebilir. En önemli özelliklerinden bir tanesi hipotansiyon etkisi yok. Yani yan etkilerin içerisinde hipotansiyon etkisi yok. Ve aynı zamanda böbrek fonksiyonlarında da güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bu da ibabradin. Üçüncü basamak kalp yetmezliğine geldiğimiz zaman gene kutularımızı yardık. ACE inhibitörü artı ARB, beta blokör, aldosteron reseptörü antagonisti, diüretiğimiz ve ibabradin. Buna ek olarak söz konusu olan iki ilacımız var. Bunlardan bir tanesi HSND. HSND hidrolizin nitrat türü bir ilaçlıdır. Hidrolizin izosorbit dinitrattır. Hidrolizin izosorbit dinitrat. Adı üzerinde dinitratı gördüğünüz andan itibaren söyleyeceğiniz şey vazodilatatördür kendisi. Ve yeni gündeme gelmiş bir ilaçtır. Ve de aynı zamanda çok fazla istekli bir şekilde kullanılmadığı yönünde de bir takım yayınlar vardır. Buraya o kadar bahsettiğimiz digoksini de eklememiz gerekiyor. Demek ki aslında şöyle bir ACE inhibitörü ya da ARB, 2 beta blokör, 3 aldosteron reseptör antagonisti, 4 klasik, 5 numara ibabradin, 6 numara HSND ve 7 numara digoksin olarak nitelendirebiliriz. Yani ben basitçe kafada kalması için böyle bir şey kendimce uydurdum. Şimdi yeni ilaçlarımıza bakalım. Yeni ilaçlarımız içerisinde aslında yeni değil, eski sayılabilecek bir ilaç bu. Türkiye'de kullanımı çok fazla değil. Bu bir fosfodiesteraz inhibitörü. Fosfodiesteraz inhibitörü ne işe yaradığını, kalp yetmezliği sanırım ikinci videoda olması lazım. Onu da anlayabilirsiniz. Bu pozitif inotrop. Tabii ki bunu söylememiz gerekiyor. Bir başka özelliği de vazodilatatör. Ve böylelikle özellikle klas 3-4 ciddi kalp yetmezliğinde kullanılır. Bir de ek olarak yani milurinin aslında bizim daha çok gündemimize gelmesinin sebebi kalp cerrahisi sonrasındaki kalp yetmezliğinde bir zamanlar çok yaygın bir şekilde kullanılmıştı. Tabii Türkiye'de bildiğim kadarıyla hala yok. Milurin özelliği de bu. 10 miligram mililitredir dozu. Daha doğrusu ampulünde bu kadar bulunur. Milricor ilaç ismi de. Şimdi geldik BNP'ye. BNP'den önce BNP'nin kalp yetmezliği tedavisindeki laboratuvar olarak önemi var biliyorsunuz. BNP'nin kendisi eğer 400 pikogram bölü mililitrenin üzerindeyse, mikrogram bölü mililitrenin üzerindeyse o zaman kalp yetmezliği tanısı olası diye söylenir. Bir de biliyorsunuz NT-BNP vardır. NT-BNP vardır. NT-BNP de 2000'in üzerinde olması gerekiyor. O zaman kalp yetmezliği tanısı daha esas olarak konulabiliyor. Bu N-terminal pro-BNP olarak da geçiyor. Ama BNP, natriuretik peptitler biliyorsunuz. Özellikle hem fizyopatolojik açısından kalp yetmezliğinde önem kazanmaya başladı. Peki BNP biliyorsunuz, yani BNP denildiği zaman benim aklıma tabii hep brain'den gelen brain natriuretik peptit var, atrial natriuretik peptit var. Fakat sonra işler anlaşılmış ki şöyle bir durum söz konusu. Bunlar aslında ventrikülden salgılanıyor. Özellikle sol ventrikülden salgılanıyor ve bu bahsettiğim BNP, NT, BNP'nin sebebi şu. Bir sürü prekürsör şey var. Yani bu ilk önce mesela bu normalde 32 amino asitten oluşuyor ama ilk önce 132 amino asitle başlıyor. 132 amino asitle başlıyor. Yani buna da
Pro BNP adı veriliyor. Ve sonra bu yavaş yavaş kendisi daha sonra bölünmeye başlıyor. Pro BNP'ye dönüşüyor. Sonra arkasından BNP'ye dönüşüyor ve en son şuna NT BNP'ye dönüşüyor. Dolayısıyla önem açısından düzeylerinin daha spesifik olması NT BNP için daha geçerli. Bir de tabii şöyle bir özelliği var. Bu ventriküllerdeki gerilime bağlı olarak salınıyor. Yani ventriküller dilate oldukça, gerilim arttıkça ona bağlı olarak BNP daha çok sentezleniyor ve özel olarak miyositlerin haricinden de fibroblastlardan da miyositlerin çevresindeki fibroblastlardan da salgılandığı düşünülüyor. BNP için söylenecek en önemli şeylerden bir tanesi obez hastalarda daha yüksektir. Kadınlarda gene hormonal nedenlerden dolayı daha yüksek olarak bulunmaktadır. Fakat buna karşın özellikle normal olması, BNP'nin normal olması ki bu BNP değerleri de BNP'nin kendisi için 100. Pardon. BNP'nin kendileri için 100. NT BNP için, pro BNP için ise bu değerin 125'in altında olması kalp yetmezliği tanısından uzaklaştırır. Yani bunu sadece uzaklaşma değeri olarak bulmanız son derece yeterli. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de ayrıyeten başka bir şey daha söylemem lazım. Atrial fibrilasyonda da yükselebilir. Onu da bir kenara yazmak lazım. Fakat bunun haricinde pulmoner embolide, pulmoner hipertansiyondaki bunlar biliyorsunuz son derece pulmoner emboli özellikle karışık bir tanı var. Halbuki pulmoner hipertansiyonda ise ekokardiyografi ve diğer daha önceden gelen hastalar. Bunlar birdenbire pulmoner hipertansiyon tanısını koymuyorsunuz. Bir de ayrıyeten ek olarak akut koroner sendromlarda ve bazı kapak hastalıklarında özellikle aort darlığı ve mitral yetmezliğinde bunlarda gene yükseklik söz konusu olabilir. Bir de sepsiste gene muhtemelen sekonder olarak BNP yüksekliği saptanabilir. Tabii BNP'den bahsedince bunun ilacından da bahsetmemiz gerekiyor. O da nedir? Nesiritit. Nesiritit kendisi rekombinan B tipi bir natriuretik peptit. Yani sentetik olarak üretilmiş olan bir şey. Dekompanse kalp hastalığında ilk üretilen ilaçlarda, daha doğrusu kendi sınıfının içerisindeki ilaçlardan bir tanesidir. Kendisi temel olarak hem damarlarda yani vasküler sistemde hem de böbrekte ve adrenal glandda, adrenalde ek olarak da tabii ki ilk çıktığı yer itibariyle beyinde bir takım reseptörlere bağlanır ve endojen BNP salınımını mimik eder. Yani onu taklit eder. Bunun temelinde de özellikle ciddi ve hızlı bir vazodilatör etki vardır. Bu da bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi. Ve bu kısa zamanda özellikle doluş basınçlarında yükselme ve sistemik vasküler rezistansta bir düşüşe neden olur. Böylelikle hem stroke volümü artar hem de kardiyak output artar. Bir de böbrek üzerinde de etkisi olduğunu söylemiştik. O da renin anjiyotensin aldosteron sistemini inhibe eder. Böylelikle kompansatuar mekanizmalarının daha da ileri gitmesini engeller ve söylediğimiz gibi Frank Starling eğrisini de sola doğru çeker. Bir de bildiğimiz levosümenden var. Bu tropin C'ye bağlanarak kalsiyum duyarlılığını artırıyor ve buna bağlı olarak da kontraktiliteyi ve ardından da kardiyak output'u artırmakta. Levosümenden'in bir başka etkisi de vazodilatasyondur. Vazodilatasyonla
sonuçta koroner kan akımı da dahil olmak üzere. Koroner kan akımını da daha doğrusu bir parça arttırdığı söyleniyor. Ama asıl vazodilatasyonla biliyorsunuz veniz dönüşünün azaltılması, endiastolik volümünün azalması, sol ventrikül duvar geriliminin azaltılması ve Laplace'la biliyorsunuz çapın azalmasıyla beraber ürettiği basıncın, atım hacminin ve kardiyak output'un artması planlanmaktadır. İlacımız da Simdax. Endopeptidaz inhibitörünü söyledikten sonra bu sefer karşınıza şöyle bir terim çıkacak. ARNI. ARNI şu demek. ARNI aslında angiotensin reseptörü. Angiotensin reseptörü. ENI'yi de şunun da karşılığı geliyor. Nepresilin inhibitörü.
Yani aslında iki ilacın birleşimi. Tek başına bu kandeksaralatı kullanıldığı zaman çok işe yaramadığı düşünüldüğü için ona bir de anjiotensin reseptör blokörü eklemişler ve böylelikle ikili bir ilaç ortaya çıkmış. Böyle bir ilaç çıkartmışlar, omopatrilat isminde. Omopatrilat. Fakat maalesef bu ilaç yeteri kadar başarılı olamamış. Çökmüş yani bu hadise. O zaman demişler ki anjiotensin reseptörü olarak biz başka bir şey kullanırız. Valsartan kullanmışlar. Valsartan kullanmışlar. Bir de ek olarak da yeni bir ilaç kullanmışlar. Bu yeni ilaç da sabubitril. O da kandeksaralatın yerine. Bunun nispeten daha iyi sonuçlar verdiği söylenmiş. Özellikle sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 40'ın altında olan hastanede yatan hastalara incelendikleri zaman bu hastalara kısa dönemde sadece ACE inhibitörüne göre daha iyi bir sonuç verdiği söylenmiş ACE inhibitörü. Fakat tabii bu o kadar çok kuvvetli bir şekilde daha henüz klinik uygulamaya girmediğini de söyleyebilirim. Bir diğer yeni ilaç grubumuz endotelin. Daha doğrusu endotelin 1 antagonistleri. Daha önce kalp yetmezliğinin fizyopatolojisinde anlatmıştık farmakoloji bölümünde. Duvar gerilimi arttığı süre içerisinde söylemiştik miyositlerden gen ekspresyonuyla farklı proteinler salınıyor diye söylemiştik. İşte bunlardan bir tanesi de endotelin 1. Ve endotelin 1 çok güçlü bir vazokonstrüktör. Dolayısıyla kalp yetmezliğe girdiği müddet içerisinde yavaş yavaş salınımı artıyor ve giderek remodeling'e götürüyor kalbi. Ve bu da bizim istemediğimiz bir şey. Aslında remodeling sanki iyiymiş gibi algılanmasına karşın o kadar iyi değil. Dolayısıyla bizim burada endotelin 1'i bloke edecek, antagonist etkisi olarak çalışacak bir takım yeni ilaçlar önerilmiş. Özellikle hipertansiyonda, aterosklerozda, miyokard enfarktüsünde, konjestif kalp yetmezliğinde ve böbrek yetmezliğinde bu endotelin 1'in düzeyinin arttığı saptanmış. Demişler ki biz bunu biliyoruz. Bu arkadaş da bu remodeling'de dahil olmak üzere onda etkili olabilir. O yüzden biz endotelin 1'in antagonisti bir ilaç kullanalım diye karar vermişler. Ve sonuçta bu ilacı geliştirmişler. Bu ilacın ismi Bosentan. Bunu da bir kenara yazalım. Bir de gayet güzel isimli bir ilaç var. İsmi Relaxin. Relaxin aslında özellikle uterus kontraksiyonlarını ortadan kaldırmak için üretilmiş bir ilaç. Bir gebelik hormonu aslında. Bu da özellikle sistemik vazodilatasyon saptanmış etkileri arasında. Sistemik vazodilatasyon. Bir ikinci dilatasyon da renal arteriyel sistemde dilatasyon. Dolayısıyla renin anjiyotensin aldosteron sisteminin etkisi de azaltılıyor. Vazodilatasyonla da biliyorsunuz sonuçta venöz dönüş azalıyor. Venöz dönüşün azalmasıyla beraber endiastolik volüm azalıyor ve gerilim azalıyor ve kardiyak output artıyor. Relaxin mekanizması da bu. Adı üzerinde relaxe ediyor. Bir diğer başka yeni ilaç istaroxin. Bu sodyum potasyum pompası inhibitörü. Bunu da anlatmıştık hatırlıyorsunuzdur. Özellikle kalsiyumun birikmesini sağlayan içerideki sodyumun artması ve buna bağlı olarak kalsiyum birikmesini sağlıyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Kontraktilitede bir artış meydana geliyordu. İşte bu arkadaş da bu sodyum potasyum ATP'azı inhibe ediyor. Tabii ki buradaki temel olarak şey şu, ilk söylenen şey şu, bu özellikle ventriküldeki gerilimi azalttı. Daha doğrusu bazen bunu farklı şeylerle kullanır. Stiffness
yani sertliğini azalttığı söyleniyor. Ve buna bağlı olarak da sistolik kan basıncında artış, tabii stiffness'ın azalması, duvardaki stresi azaltması ve buna bağlı olarak doluş basınlarının artmasına sebep olacak ve sistolik kan basıncı yükselecek. Bir de ayrıyeten pulmoner kan basınçlarını, pulmoner arteriyel basıncı da düşürdüğü söyleniyor. Istoraxim, bu da yeni ilaç. Horizon diye bir çalışma yapmışlar. Onun ana ilacı budur. Bir de meşhur sildenafil. Bunu da ekleyelim isterseniz. Bu da özellikle kalp yetmezliğinde deneysel olarak kullanılmaya başladı. Bazı çalışmalarda kullanılıyor daha doğrusu. Şimdi geldik KRT tedavisine. KRT tedavisi kardiyak desenkronizasyon demek. Kardiyak desenkronizasyonu şimdi temel olarak pek çok anlamda kullanılıyor. Fakat burada esas olan hadise kardiyak resenkronizasyondur. Kardiyak resenkronizasyon yani bir kakofoni, ventrikülde bir kakofoni, bir kafa karışıklığı olduğu söylenmektedir. Disenkroni denir buna. Onun için resenkronizasyon adı verilmektedir. Ve özellikle bu sol ventrikül doluşunun bozulmasına, end diastolik volümdeki bozukluklara ve atım hacminin azalmasına, yani stroke volümün azalmasına sebep oluyor. Ve bir müddet sonra bu giderek mitral yetmezliğine sebep oluyor ve işler kardiyak output'un düşüşüyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla kardiyak resenkronizasyon tedavisinde bu senkronun yani ritmin yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir. Peki hangi hastalara KRT takılır? Abi bu hastanın EF'si çok düşük. Biz buna bir ICD takalım dediğiniz şey de aslında farklı bir şeydir. Fakat biraz sonra bahsedeceğim. KRT yapıldıktan sonra ek olarak hastaya ICD de takılabilir. Hatta daha önce pacemaker takılmış olanların bile bir kısmının KRT'ye yükseltilmesi, upgrade edilmesi bile söylenebilmektedir. Şimdi burada temel olarak şöyle bir hadise söz konusu. Burada hastalarda bir QRS süresine bakılıyor. QRS süresi eğer 130-120 milisaniyenin üzerindeyse o zaman bu öneriliyor. Bir de artı hastanın EFS'inin %35'in altında veya ona eşit olması gerekiyor. Bazen bu kriter 130 saniyeye de çıkartılabiliyor. Çünkü bu KRT'nin takılmasıyla beraber bu alan biraz genişledi. Genişlemesine bağlı olarak da özellikle daha da kötü durumda olan hastalara da KRT takılması planlanabiliyor. Bir de ek olarak KRT takılan hastalarda sol ventrikülde landing zone yani bir yerleşim yeri bulmakta sıkıntılar var. Bundan dolayı üniventriküler yani sadece sol ventriküle takılanların yanında bir de biventriküler mi takalım yani iki ventriküle birden mi takalım diye bir düşünce söz konusu olmuştur. Bir de gene burada söylemem gereken başka bir şey var. Onu da maviyle buraya yazayım. Genellikle atrial fibrilasyonda takılması önerilmez. Fakat gene bu tabii oldukça ciddi bir alet edevat olduğundan dolayı ve pahalı olduğundan dolayı ve kalp yetmezliği hastalarının giderek artması söz konusu olduğundan dolayı bunun indikasyonları biraz yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Buna yeni bir takım hasta grupları ekleyerek bunu genişletmeye gayret ediyorlar. Bir de buna ek olarak KRT'li hastalara dediğim gibi bir ICD de eklenerek bir adım daha ileri giderilebiliyor. Çünkü diyorlar ki sonuçta bu hastada gene ICD'ye de ihtiyaç olacak. Dolayısıyla KRT artı ICD de uygulanabilir diye söylüyorlar. Hep genel olarak bunu anlattık. Çok fazla detayına girmedik. Belki yani kardiyolojide size farklı bir şekilde anlatıyorlardır. Ama ben bunu daha özet bir şekilde anlatmayı size tercih ettim. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve de başarılar.